Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle deyimler isimli videomuzla buluşuyoruz. İnsan ne kadar çok deyim, atasözü, fıkra gibi nükteden şeyler bilirse ve bunları yerli yerinde kullanırsa toplumda o kadar saygın ve hitabeti düzgün olur. İşte bu amaçla biz de bu ilk videomuzda 3 adet deyimi konu alacağız ve birlikte işleyeceğiz. Püf noktası, ayıkla pirincin taşını ve suya düştü. Yine rüzgar gülünün farklı sayılarında farklı şekilde konu alınan bu 3 deyimi gelin birlikte okuyalım. Birinci deyimimiz püf noktası. Vaktiyle testi, çanak, çömlek yapan bir ustanın yanında çalışan çırak, çanak çömlek işini yeterince öğrendiğini düşünür. Artık kendi başına bir dükkan açmak ister. Bu isteğini ustasına bildirir. Ne yazık ki her defasında ustası ona, "Sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha emek vermen gerekiyor. Sabırlı ol. Şu işin püf noktasını öğren, ben sana dükkanı kendim açacağım," dermiş. Çırak ustanın nasihatlerini dinlemez ve gidip bir dükkan açar. Yeni dükkanında güzel güzel yaptığı testiler, küpler, vazolar orasından burasından çatlar. Ne yaptıysa bu çatlamanın önüne geçemez. Bunun sebebini öğrenmek için ustasının yanına gider. Ustası, "Ben sana demedim evladım. Sen bu işin püf noktasını öğrenmedin. Çanak çömlek işinin bir püf noktası vardır." Usta bunun üzerine tezgaha bir miktar çamur koyar ve "Haydi geç bakalım tezgahın başına. Bir testi yap, ben de sana püf noktasını göstereyim." Çırak merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye başladığında usta önünde dönen çamura ara sıra "Püf!" diye üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak olan küçük hava kabarcıklarını patlatıp giderir. Böylece çırak da bu sanatın püf denilen noktasını öğrenmiş olur. O günden sonra her sanatın, her işin incelik gerektiren kısmına püf noktası denmeye başlamıştır. Evet, püf noktası deyimi işte böyle bir olaydan ortaya çıkmıştır. İkinci deyimimiz ayıkla pirincin taşını. Osmanlı Devleti'nin Yemen'i fethetmesinden bir süre sonra Yemen'de bir isyan çıkar. Uzun uğraşlar neticesinde Yemen Fatihi Sinan Paşa duruma el koyup isyanı bastırır ve Yemen toprakları tekrar huzurlu günlerine kavuşur. Günlerden bir gün Sinan Paşa'nın ordusu çölde konaklar. Yemek pişirmek için torbalarından pirinçleri çıkarırlar. Pirinçleri yere serdikleri büyük bir bezin üzerine dökerler ve taşlarını ayıklamaya başlarlar. Bu sırada bir fırtına çıkar ve rüzgarın savurduğu kum tanecikleri pirinçlerin üzerine iner. Pirinçler kumların altında kalır. Aralarında şakacı olan bir asker arkadaşlarına şöyle der: "Biz Allah'ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk. Oysa bizim gibi günahkar kullara 3-5 taş az bile. Haydi ayıklayın bakalım pirincin taşını." İşte o günden bugüne kullanılan deyim karmaşık bir işin içinden çıkmanın zor olduğunu anlatmak için kullanılır. Hayatımızda bazı küçük problemleri düzeltmeye çalışırken hiç beklemediğimiz bir anda daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Bu durumları ifade eden en güzel deyimlerden birisi işte ayıkla pirincin taşını deyimidir. Evet çocuklar, ikinci deyimimizi de bu şekilde öğrenmiş olduk. Üçüncü deyimimiz ise suya düştü. Evet, sonuç alınamayan bir iş, yarım kalan bir durum karşısında kullanılan bir deyimdir.
Planlanmış olan bir iş herhangi bir sebeple olmadığı zaman iş suya düştü denir. Bu sözün hikayesi ise şöyledir. Topçuluğun yeni geliştiği, el yardımıyla atışların yapıldığı zamanda bölükbaşı atış yapılacak olan yere gelince şöyle derdi. Haydi aslan, yamacım yaslan, barut hakkı iki cezve ile bir kelepçe. Allah rast getire, nişangahına denk getire. Sonra da top ateşlenir, uzaklarda siper almış olan hedefçi, mermi hedefi buldu veya bulamadı diye bağırırdı. Karadan denize yapılan topçu atış talimlerinde ise mermiler hedef alınan tekneye değil de denize düşer, hedefçi mermi suya düştü diye bağırırdı. Böylece hedefin vurulmadığı belirtilmiş olurdu. Çocuklar, suya düştü deyimi de böyle bir hikayeden ortaya çıkmış. Bu videomuzda 3 adet deyimi işledik. Bundan sonra da deyimlerle ilgili hikayelerimiz devam edecek. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın çocuklar.